Hoş geldiniz. Hoş Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler deyiz efendim. Peki. Ay çok güzel. Ne güzel. Esprili bir doktor geldi aramıza. Tam bizlik. Tam ailemize göre. Evet. Biz seviyoruz böyle. Seviyor. Ailemizin doktoru. Evet. Sevgili Hakan hocam gelmiş. Hoş gelmiş. Tüp bebekle ilgili konulara değineceğiz. Çok fazla bu konuyla ilgili sorular var değerli hocam. Ve tabii şu da var. Şu mikrofonu alabilir miyim ben? Orada mikrofon var mıydı? Mikrofonu sanırım içeri mi götürdük biz? Peki şu var sevgili izleyenler. Tabii çoğu sefer aslında tüp bebeğe değiniyoruz. Kadın hastalıklarıyla ilgili birçok konulara değiniyoruz ama biliyorsunuz evlat deyince akan sular duruyor. Çok hassas bir nokta. Ve yani o kadar yüksek ki yani ülkemizde bir 1,5 milyon kadar anne baba olamayan çiftler var sevgili izleyenler ve bu rakam çok ciddi bir rakam. Bu yüzden yani özellikle bu tüp bebekle alakalı sorular çok yöneltildiği için biz de bu konu üzerinde çok duruyoruz. Evli çiftten bir tanesinde çocuk sorunu var. Bir kere biraz yakın tutalım önemli hocam. Önemli olan bir konu çünkü genellikle insanlar böyle bir dertleri olduklarında şunu düşünüyor. Sadece herhalde benim başıma geldi diye düşünüyor. Evet. Çünkü komşu sürekli hamile kalıyor. İşte beraber çalıştığı insanlar sürekli doğuruyor. Ta ki bizim bekleme odasına gelene kadar. Bekleme odasına geldiğinde de aa diyor kimsenin çocuğu olmuyormuş herhalde. Çok önemli bir konu. Bir hastalık değil ama bir sosyal problem. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz aile anne baba ve çocuklardan oluşuyor. Avrupa gibi değil. Bizde çocuk olmayınca aileden sayılmıyor aile. Dolayısıyla da bu yönden çok önemli bir sağlık sorunu diye düşünüyorum ben. Peki tabii şöyle söyleyeyim hocam. Yani son zamanlardaki acaba dış etkenler mi buna sebep? O tüplerin kapalı olması bir de ne acıdır ki eskiden geçmişte hani bu kadar ilerlememişti tıp. Ve şunu da tekrar söylemek istiyorum sevgili izleyenler. Bunu her programda ben gururla söylüyorum ve her seferinde söyleyeceğim. Bizim ülkemiz, bu güzel Türkiye'miz tüp bebek açısından dünyada en ön sırada bir numara. Çok doğru. Dış ülkelerden insanlar bizim ülkemize sırf tüp bebek uygulaması için geliyorlar. Bu çok önemli. Bakın bu çok önemli bir nokta. Çok doğru söyledin. Çünkü şanslı bir ülkeyiz. Şanslı bir milletiz aslında. Üzülmeyelim. 7 sene Almanya'da çalıştım. Düsseldorf Üniversitesi'nde çalıştım. Çok özür dilerim. Sizi yerinize alalım hocam. Ondan sonra alalım, sohbetimize tamam, devam edelim. Ayakta tutmayayım ben sizi. Tamam. Ben de geleyim Ayşegül'ün yanına. Konuşayım ben devam edeyim. Lütfen. Şimdi oradaki standartlardan bir kere Türkiye birazcık daha yüksek standart. Çünkü biz yeni bir şey olduğunda çok çabuk alıp adapte etmeyi seviyoruz. Cep telefonlarımızdan belli. Dolayısıyla da bu konuda gerçekten bölgede en önemli ülkelerden bir tanesi. Özellikle Arap ülkelerinden gelen çok hastamız var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen ve Balkan ülkelerinden gelen çok hastalarımız var. En fazla nereden? En fazla. Genellikle Avrupa'dan geliyor hastalar. Hmm. Çünkü Avrupa'da bazı ülkelerde mesela Hollanda'da bir sıra var. Sizi kaydediyorlar 6 ay sonra alıyorlar sırayı. Dolayısıyla da bir bekleme süreci var. Almanya'da yaşayan ve çalışan Türkler gerçekten önemli. Evet. Arap ülkelerinden geliyorlar. Çünkü Türklerin Müslüman olması, vizesiz olarak buraya girmesi, bir de 2-3 saatlik uçuş mesafesinde olması onların tercih ettiği noktalar oluyor. Peki yabancı olanlar da geliyor ama değil mi? Yani tabii ki. Bir işte İngiliz veya bir Alman veya bir Arap ülkelerindeki bir Arap kökenli bir evet, hanım da gelebiliyor. Evet, sağlık turizmi konusunda önemli noktalardan bir tanesidir tüp bebek tedavisi. Başlaması bitmesi aşağı yukarı 15 gün. Dolayısıyla o 15 günü İstanbul'da gezerek de geçirme şansları var. Bu çok hoşlarına tatile giden bir şey. Tatile gelmiş gibi. Aynen tatile gelmiş gibi. Tatilin yanında biz de bir bebek veriyoruz. Gönderiyoruz evlerine. Evet. Ay inşallah ne güzel. Hayatımda o bebek kokusundan aldığım hazzı inanın bu hayatta hiçbir şeyden anlıyorum. Ben bebekleri gerçekten çok severim. Ama şu var ki ne acıdır ki dedim o yarım kaldı. Eskiden bu kadar ilerlemediği için tıp ve şeydi insanlar hemen sen kısırsın tanısı konuluyordu. Evet. Belki de erkekteydi ki bir şey daha söyleyeceğim. Geçen gün yine bir kadın doğum tüp bebek uzmanımızı bir doktorumuzu davet ettiğimizde şunu söyledi. Bakın bu aslında acı bir gerçek. Eskiden hep bu durumlar kadınlara yüklenilirmiş. Aslında büyük sıkıntılar aslında çoğu sıkıntının çoğunluğu erkeklerden kaynaklıymış. Günümüzde öyle. Yani 93'ten beri ben tüp bebek yapıyorum. 93 yılında kadınlar daha ağırlıklıydı. Bize gelen çiftlerde, Almanya'da da aynı şekilde. Şimdi erkekler mi? Şimdi erkekler %50'yi geçti. Peki bir şey sormak istiyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Çok güzel soru. Bunun sebebi sperm hücresi yani erkeğin döl hücresi çevresel faktörlere çok duyarlı.
çevresel faktörler bozuldukça sperm hücresinin kalitesi düşüyor. Tüm dünyada, yani sadece Türkiye'ye özgü değil bu. Nedir bunlar? Yediğimiz her şeyin içinde ekstra madde var. Evet. Ozonu deldik, egzoz gazı kokluyoruz, stres diz boyu, cepte cep telefonu, kucakta laptop, ağızda sigara. Bütün bunları topladığında gerçekten sperm kalitesi yıllar içinde düşüyor ve daha da düşecek gibi görünüyor. Dolayısıyla da bize gelen her 100 hastadan artık 50'den fazlasında mutlaka erkeğin sperm kalitesinde problem var. Ama tabii bu demek değildir ki hiç spermi olmayan bir erkek işte çocuk sahibi olamaz demek değil, değil kesinlikle mi değil, çünkü artık dokudan sperm arama yöntemlerimiz çok rafineleşti. Mikroskopla bütün erkeğin yumurtalığı, yani testisten her milimetre karesinden diyeyim, mikrometre karesinden sperm aranıyor. Bir tane bile bulunsa, ki normali 15 milyon. Bir taneyle bile o erkeği baba yapma şansına sahibiz. 15 milyon nerede, bir tane nerede, düşünebiliyor musunuz? Ama bir tanesi bize yetiyor, çünkü bir yumurtayı döllemek için bir tane yeterli. Hiç yaptınız mı böyle bir şey? Binlerce yani, yaptım. Tabii benim ki için yaptınız. Bu. Benimki de çok saçma bir soru oldu ama hani size denk gelip de sonra o çocuğu kucağına alıp da size teşekkür tabii ki, edenlerden tabii ki. Bahsediyorum. Yani, geçen bir çocuk geldi, 12 yaşındaymış, neredeyse benim boyuma yakın. O kadar mutlu oluyorsunuz. Tabii yani, siz bilmiyorsunuz. Onun parasal bir karşılığı yok. O çocuk geliyor ve düşünüyorsunuz çiftlerin çoğunda eğer bu tedavi olmasaydı o çocuk olmayacaktı. O çocuk dünyaya gelmesi mümkün olmayacaktı. Onun için çok keyifli. Yani yaptığım işi çok beğenerek ve severek yapıyorum. Ne güzel bir şey değil mi? Bence dünyanın en güzel mesleklerinden bir tanesi. Evet, doktorluğun içinde de en iyi bölümlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü bu bir mucize ve siz o mucizeye, mucizelere tanık oluyorsunuz. Evet. Çok güzel bir şey. Yani. Peki hocam, son zamanlardaki tüp bebeğin gelmiş olduğu durumlar neler? Hani hangi durumdayız? Şöyle bunlardan biraz bahsedelim. Anlatayım. Şimdi bir kere tüp bebek 39 yıldır yapılıyor. Evet. Yani artık hem emniyet açısından güvenli olduğunu biliyoruz. Dünyada yaşayan 7 milyon tüp bebek hastası var. Bu 7 milyon tüp bebek hastası, yani tüp bebek olarak doğmuş çocuk gerçekten bir büyük şehir nüfusu kadar. Ve bunlar çok teferruatlı olarak incelenmiş. İşte doğumsal problemlerine bakılmış. Okul başarılarına, salaklık solaklık oranlarına ve gerçekten emniyetli bir tedavi olduğunu biliyoruz. Yine 1990'lı yılların sonlarında hastalarımıza verdiğimiz en yüksek gebelik oranı %20 idi. Yani her 5 hastadan bir tanesi gebe kalıyordu. Şu anda verdiğimiz oran %60'lar 70'ler. Ve belli hastalık gruplarında artık 2-3 tedaviyle %90'ın üzerinde hastaya şans verme halindeyiz. Gelişme iki yönde çok hızlı ilerledi. Bir tanesi laboratuvar. Bizim işin en önemli kısmı mutfağı, laboratuvardır. Yani yumurtayla sperm birleştikten sonra onun gelişiminin incelenmesi ve en fazla gebelik şansı olanın seçilerek anne adayına verilmesi. Bu noktada çok yoğun bir teknolojik gelişim oldu. Hastaya uyguladığımız tedavi de yıldan yıla gittikçe kolaylaştı. Eskiden 45 gündü, şimdi 15 güne indi. Eskiden 70-80 tane iğne oluyordu hastalar, şimdi hapla yapabiliyoruz. Bu arada evet, ilaçsız tedavi de evet, hastanın günlük hayatını mümkün olduğunca etkilemeden bu işleri yapmaya çalışıyoruz ki eğer tedavi başarısız olursa hasta pes edip vazgeçmesin. Danimarka'da bir araştırma yapmışlar. Danimarka'da devlet ödüyor, istediğiniz kadar yapın, isterseniz 20 kere yapın. Genellikle 3 seferden sonra vazgeçiyormuş hastalar. Sormuşlar, niye vazgeçiyorsunuz? Hastalar da şunu demiş, tedavinin zorluklarından yılıyoruz, ondan vazgeçiyoruz. İşte hastanın yılmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken hastayı eğlendiriyoruz. Ya, bu da çok önemli. Efendim, psikolojinin düzgün olması, işte dış etkenler, yine eşlerin bu konudaki destekleri, aile desteği, yani psikolojinin iyi olması çok önemli. Çok önemli bir etken. Bunlara değineceğiz sevgili hocam. Tamam. Şimdi hocam bir reklamımız var ama reklamlardan sonra bu kıymetli konuklarla birlikte efendim stüdyomuzdayız. Zuzu da bekliyor. Zuzu da reklamlara girecek. Ondan sonra bakalım neler olacak efendim. Şimdi reklamlar. Hadi bakalım. Bye.